Aslı'ya babası bir yatak yaptı. Hem kulübe hem kaplumbağa. Hem ev. Eğlenceli değil mi? Bu arada akşam oldu. Saat şu anda 6 civarı. Sallıyorum. Salacak mısın? Saat şu anda 6 civarı. Bugün bir de bizim yemek planımız vardı ya. O da iptal oldu. Ben tam hazırlanacaktım. Aslı baktım koltukta uyuyakalmış. O yüzden o arada Sedat'la çok acıktık. Yemek de vardı evde. O yüzden bir şeyler yedik. Asya'da uyanınca yedirdim ona. Öyle yani. Yemek planımızda artık şey oldu. Belki dışarıda bir kahve falan içeriz. Bakalım. Hazırlanmış. İşte dışarı çıkacağız. Brex'e uğramam lazım. Almam gereken birkaç bir şey var. Bir de su bardağı almak istiyorum. Evde su bardağı yok. Benim bir tane hani bir tane değil. 6 taneydi. Bardaklarımdan ikisi kayıp. Bu mutfak olaylarında falan. Bilmiyorum kırıldı mı ne oldu. Yani evde şu anda 4-5 tane su bardağı var. Öyle bakalım. Sedat hazırlanıyor şimdi. Kadın ben hep seni bekliyorum aşkım. He? Bak ben hazırlanıyorum. Hazırım diyorum. Ondan sonra hazırlanmaya başlıyor Sedat Bey. Neden? O ben hep seni bekliyorum. Efendim? Ya biz Asya'yı götürmeyelim ya, bırakalım. Hayır hayır, olmaz, onu alalım. Kandırdım. Sıkılıyor evde. Kandırdım. Ama hasta olmayacaksın Asya, tamam mı? Beğendin mi? Güzel güzel boncuklar değil mi? Bu arada biz 1 milyon önceye geldik. Bardak falan bakacaktım ya. Ama karıştırmak istiyorum diyor ama karıştırılmaz anneciğim. Bak. Bak karışıyor. Hadi gel. Hadi gel. Bak, abiler bakacakmış. Gel bakalım. Babanın yanına gidelim hadi. Benim kaşıklıktan. Acaba var mı yok mu? Gel aşkım gel. Ya onun yanına bak. Abi çıkıyorsun. Yani daha bir şey almayacağım, aldım ya. Şu şekli seviyorum ama 75 70 lira. Ne çok pahalı. Biz şimdi McDonald's'a geldik. Aslında eve gelmek istemedi bir şeyler. Dedi. Biz de McDonald's'a geldik. Üst katında oyun alanı da var. Hem oynar dedik birazcık. Ben tatlı dedim. Sedat da aşağıda bir şeyler alıyor. Ben sanırım yine hamburger yiyeceğim. Çünkü acıktım. Çünkü yine acıktım her zamanki gibi. Ben buradan ineyim. Çıkayım buradan. Ha, çıkabilirsin, evet hadi. Eğlenceli mi? Rapunzel'im benim. O kaydırak mı Asya? Hayır. Ha, tamam. Burada kaydırak yok o zaman. Senin, o ne? Köfte. Ha, bir dakika ağzımdakini bitireyim söyleyeceğim. Double köfte. Asya gel anneciğim hadi gel. Biz dışarıdan geldik şimdi. Size neler aldım onları göstereyim. Önce şeye girdik. Ucuzluk pazarı gibi bir yer var. Böyle istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve çok güzel tabak çanaklar falan var. Tekstil ürünleri falan da var. Halılar var. Böyle bayağı büyük ve güzel bir yer. Bizim her zaman gittiğimiz yer orası zaten. Ondan sonra Gratis'e uğradık. Oradan sonra da Asya bir şeyler yemek istedi. Patates falan. Dışarı çıktığımızda mutlaka gitmek istiyor. Ve o McDonald's'ta da şey var. Oyun alanı var. Dedik gidelim. Öyle yani, sonra eve geldik. Öncelikle şeyden neler aldım onları göstereyim. Ucuzluk pazarından. Asya'ya şöyle boyama kitabı aldık. Bu şekilde renkli renkli. İşte hangi numara hangi renge boyanacaksa sana söylüyor. Asya ile böyle etkinlik yaparız diye aldım bu şekilde. Daha sonra Fatih'in şöyle 12'li sulu boyasından aldım. Bunlar bir de indirimdeydi bu arada. 6 liraya geldi. Normal fiyatı ne kadar bilmiyorum ama
Bir tane de bundan aldım. Çünkü bizim sulularımız çok kötü olmuştu yani. Hatta neredeyse bitti yani. Sonra Asya'ya şöyle bir resim defteri aldım. Çok tatlı. Bu şekilde bir resim defteri aldım. Bunun da fiyatı 3,5 liraymış. Şöyle düz bildiğiniz resim defteri yani. Şunu da göstereyim. Daha sonra Asya'ya şöyle top aldık. Onun isteği üzerine. Aslında evde birçok topu var, birçok balonu, o tarz şeyi var ama yani istiyor ve benim de hoşuma gitti rengi falan. Bir tane bunu aldık. Fiyatı da 12 liraydı. Daha sonra biliyorsunuz bardak eksiğim vardı. Su bardağım evde maalesef yok. 4-5 tane falan kalmış. Ben de şöyle lavın bu şekilde. Ne böyle çok küçük ne çok büyük. O çok büyükleri de kullanamıyorsan çok büyük oluyor. Su içerken falan güzel oluyor da ne bileyim. 5 Şubat'ta fazla geliyor. Böyle orta boy. Hatta çimmem ben zaten. Makineye de dizmem gerekiyor. Fiyatı 15 liraydı. 3 Vega diyor. Modelin adı da o şekilde. Şimdi açabilirsen size göstereceğim. Ama evet. Çok güzel. Bu şekilde düz, sade bardaklar aldım. Bu şekilde. Bundan bir tane de aldım. Yani tam 6 tane. Fiyatı da 15 lira dediğim gibi. Bunlar 30 lira yani böyle. Daha sonra Gratis'e girdim. Gratis'ten neler aldım? Benim banyodan sonra saçımı artık çok zor tarıyorum. Bilmiyorum neden ama böyle bir şeye ihtiyacım var yani. Bir şey sürmeye. Ne kullanıyordum? Pantene'in böyle turuncu bir kremi var ya. Ondan bulamadım. Yoktu orada. O yüzden ben de bundan aldım. Gliss'in. Ben bunları da seviyorum. Böyle banyodan sonra taramadan önce kullanıyorum ve gerçekten kokusu da çok güzel. Saça da böyle güzel bir koku veriyor ve çok rahat taranıyor yani saç. Gliss'in bu. Çok işlem görmüş ve yıpranmış saçlarını aldım. Bir de mavisi vardı. Ama bundan aldım. Bundan kullanmıştım daha önce. Daha sonra Simple markasının nemlendiricisinden aldım. Şu ara cildimle alakalı böyle problemlerim var. Şu taraflarda böyle geçmeyen sivilceler, sivilce lekeleri falan var. Denemek istedim bakalım. Böyle yani her zaman kullandığımdan başka bir şey almak istedim. Simple'ın ve bu su bazlı olduğu için de çok sivilce çıkartmayacağını düşünüyorum. Ve Simple markası güzel bir marka biliyorsunuz. 12 saate kadar etkili diyor. Hassas ciltler için diyor. Sert kimyasal yok, paraben yok, alkol yok, parfüm yok, renklendirici yok. Ben parfümsüz nemlendiricileri daha çok seviyorum. Bir tane bundan aldım fiyatı. Çok güzel. 30 liraydı fiyatı. Daha sonra Beauty'nin bu göz kreminden aldım. Bunu ben her zaman alıyorum biliyorsunuz. Fiyatı da çok uygun. Diğer göz kremleri çok saçma pahalı yani. Küçücük bir şey yani ve bu küçücük de değil, çok bereketli bir ürün ve ben çok seviyorum göz kremi kullanmayı. Bundan önceki de buydu ve yeni bitti. Bundan aldım. Q10 göz kremi diyor. Dediğim gibi bu fiyatı da 22 liraydı. Daha sonra eyeliner aldım Flormer'ın. Bunu da seviyorum. Netliyor mu? Bunu da daha önce kullanmıştım yani. Art liner diyor. Bu videoyu çok keseceğim. Netler misin artık? Ah, sonunda netledi. Şu eyelinerından aldım. Dediğim gibi bunu daha önce kullanmıştım. Fiyatı da hatırlamıyorum. Zaten şu anda indirim yok Gratis'te. Yani şu anda çok hani önemli bir eksiğiniz varsa alın, yoksa indirimi bekleyin. Gerçekten çok saçma fiyatlar alabiliyorsunuz. Ben almak zorunda olduğum için aldım. Neden beni netlemiyorsun? Efendim söyle anneciğim. Karnına yanmadı. Karnına mı yaptın? Tamam ben şimdi geliyorum. Bunları göstereyim mi? Ondan sonra geleceğim. Bakalım ne göreceksin? Ne göreceğim? Şimdi 5 dakika sonra. 5 dakika. Hadi git bana sürpriz yap. Daha sonra rimelim bitmişti. Böyle bayağı bir kurudu yani. Ben de bu Rimmel London'ın Scandalized Wow Wings diyor. Ucunu beğendim yani. Benim sevdiğim uçlar. Çok güzel. Geleyim beraber yapacağız. Bundan aldım. Fiyatı da 42 liraydı.
bu şekilde bir şey aldım. Rimel aldım. Daha sonra benim her zaman kullandığım, şu anda yüzümde de bu var. Ben kapatıcıyı fondöten olarak kullanıyorum. Yani şöyle kapatmam gereken yerler, mesela şuraya, şöyle alnıma biraz, göz altlarıma pıt pıt, şuralarıma, mesela şuraya birazcık. Onu böyle fırçayla dağıtıyorum. Hatta geçen videoda benim fondötenimi sormuşsunuz ama yüzümde fondöten yok. Sadece kapatmam gereken yerleri bununla kapatıyorum ve inanılmaz beğeniyorum. Favorim yani. Kaç defa aldım sayamam bile. Ve böyle çok çok sürmüyorum aslında ama hani sadece göz altlarıma sürmeyip diğer taraflara pıt pıt yaptığım için çabuk bitiyor. Fiyatı da... Fiyatına bakmadım bunu, biliyor musunuz? Almak zorunda olduğum için aldım ve bunun fiyatı orada yazmıyordu ama 40 lira falandır herhalde yani diye düşünüyorum. Ve ben 20 numarasını kullanıyorum. Bir tane bunun aldım. Başka bir şey almadım. Evet, aldıklarımız bu kadar. Gördüğünüz gibi şu anda çorba yapıyorum. Aslan'ın isteği üzerine. Benden tarhana çorbası istedi. Ve bugün uyuduğu için de birazcık geçe kalacak. Ben de dedim evde çorba yok, yapayım içsin. Tok tok yatar. Çorba yoktu evde. Hem yarın da içer. Asya'nın şu ara hiç iştahı yok ya. Anlamadığım bir şekilde. Ben ona bir iştah şurubu almıştım. Yani o bitti. Bilmiyorum onunla bir alakası var mı ama o bittikten sonra aslında böyle bir iştah falan gitti. Onda böyle balık yağı falan da vardı. Güzel bir ilaç değil de şey, vitamin gibi bir şey yani. Ondan tekrar almayı düşünüyorum. Veda etmeye geldim. Asya'yı yatırdım. Bu arada Asya benim tahmin ettiğimden daha erken uyudu. Şaşırttı beni. O yüzden ben de bilgisayarımı aldım. Ve son videoma yaptığınız yorumlara baktım. Cevaplayamamıştım bugün. Cevaplayabilirsem onları cevaplayacağım şimdi. Bir de şeyi sormuşsunuz. Dudağımdaki ruju. Aslında ruj değil. Ben ya benim birkaç tane rujum var aslında yani. Hatta hiç sürmüyorum bile onları. Sadece dudak kalemi kullanıyorum. Emily'nin 203 numarası şu şekilde bir renk. Ve gerçekten çok güzel. Böyle hafif buğulu gözler, hafif böyle pembe yanaklar, böyle toprak tonlarında, böyle şeftali hafif pembemsi. Anlatamadım ama şu anda mesela bu var. Bence gerçekten çok güzel duruyor. Emily ve 203 numara. Sanırım gratislerde var ya da Watson's'larda, tam emin değilim. İkisinden birinden almış olmam. Ben artık burada veda edeyim. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Bye.